Merhaba Kral TV izleyicileri. Bu hafta Kral fanların konuğu benim. Fanlarımın bana yapmış olduğu, beni sevenlerin bana yapmış olduğu videoları seyredeceğim. Birazdan da onlarla buluşacağım aşağıda. İlk önce Seda Sarper'in videosuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Kral TV. Ben Murat Dalkılıç hayranlı Seda. İlk söze onun ne kadar çok sevdiğimle başlamak istiyorum. O çok mükemmel, iyi bir insan. Onun kadar başarılı, tatlı, yakışıklı bir insan görmedim ben hayatımda. İlk önce onu söylemek istiyorum. Sonra odamdaki posterleri göstermek istiyorum. Ona ne kadar çok sevdiğimin kanıtları bunlar diyebilirim. Böyle sıra sıra göstereyim. Bütün odam bana uğur getirdiği için bütün odam bütün resimleriyle dolu. Genellikle bunları yanımda taşırım. Böyle sırasıyla gösterelim. Kasaba albümünden Murat Boz'la çekildiği resim. Buradan posterden aldığım çok tatlı bir resim. Yeni albümüyle ilgili gazetede bir haber çıkmıştı. Burada çok mükemmel ve tatlı çıkmış. Elimde iki tane albüm var. Kasaba albümü. Yeni albümünü hiç bulamıyorum. Ama yeni albümünü de alacağım. Burada kasaba albümü var. Bunu ilk çıktığı gün almıştım. Bunu da yaklaşık bir ay sonra aldım. Vitrinde duruyordu. Kıyamadım. O yüzden yine aldım. Bir çılgınlık yaptım diyebilirim. Burada da DJ Hakan Sildir'le bizim görüştüğümüz odada ikisinin çekildiği bir fotoğraf var. En son olarak bunu göstermek istiyorum. Ve odamdaki resimleri de gördüğünüz gibi. Murat seni çok seviyorum. Çok başarılı ve mükemmel bir insansın. Başarıların devamını diliyorum. Sevgili kral fanlara da teşekkür ediyorum. Murat seni çok seviyorum. Merhaba, ben İstanbul'dan Gamze. Onunla ilk karşılaşmamız bir sabah programında oldu. Biz geç kalmıştık ve öncelikle içeriye giremedik. Fakat ben kameranın yanında ağlarken içeri giremediğim için o beni fark etti ve birbirimize sarıldık. Orada bana söz vermişti, seni kulise alacağım, fotoğraf çekeceğiz diye. Bu beni dünyanın en mutlu insanı yaptı diyebilirim. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz posterler, yani gece bunlarla yatıp sabah bunlarla kalkmak kadar güzel bir şey yok diyorum. Çünkü yok yani. İşte sabah programı dediğim, söz verdiği üzere kulisine girdim ve fotoğraf çekildik. Sonra bunun sabah programı çıkışında ise arabasının önünü kestik ve bu fotoğrafı bizzat ben kendim çektim. Yani dünyada bu kadar heyecan verici bir şeyin daha olduğuna inanamıyorum artık. Ve onun kolundaki dövmenin aynısını ben kendime yaptırdım. Fakat şimdilik gerçeğini yaptırmak mümkün olmadığı için bu geçiciydi. Ama en sevdiğim fotoğraf bu diyebilirim. Lafımı artık bitirirken seni çok seviyorum Murat. Hep böyle zirvede kal. Kocaman öpüyorum. Merhaba, ben İstanbul'dan Gamze. Murat Dalkılıç'ı çok seviyorum. Onunla ilk karşılaşmam olacak. Onu çok sevdiğimi tabii ki de bu 2 dakikalık videoya aktaramayacağım ama onun ilk single'ı Murat Dalkılıç'ın. Takip ediyorum. Yeni çıkarttığı albümü, imzalatacağım onları, posterleri uzaktan çekmiştim. Onu çok seviyorum. Onu çok 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 seviyorum. Merhaba, ben İstanbul'dan Büşra. Murat Dalkılıç hayranıyım ve fanıyım. Onu çok seviyorum. Çünkü kendisi çok iyi, çok cana yakın bir insan. Kendisini ilk olarak bir sabah programında gördüm. Çok heyecanlanmıştım. Acaba boynuna sarılsam mı falan diye düşündüm. Sonra kendi kendime Büşra dur dedim. Oturdum yerine. Beni çok seviyormuş öyle söyledi. Ben de onu çok seviyorum. Şimdi posterlerimi göstereyim. Şunu o şeyden almıştım. Alışveriş merkezinden. Şunu da bir gece kulübünde çıkmıştı. Oradan aldım. Bunlar da kendi posterlerim, diğerleri. Sonra resimlerimiz var. Sonra bu şey tişörtü vermişti. Hala yıkamadım. İşte buraya Büşra Sevgiler Murat yazıyor. Sonra 2 Haziran doğum günümdü. 5 Haziran'da albüm tanıtımı vardı. O bana hediye gibi gelecekti. Çok gitmek istiyordum ve gittim. Sonra bana albümünü verdi. Müzik marketlerde aradım bulamadım. Kendi verdi. Çok mutluyum. Tabii bu ayrı bir duygu. Öyle yani. Murat, seni çok seviyorum.
sözüm ona yok kastım. Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba. Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba. Videolarımızı seyrettik. Hepsi teker teker çok muhteşem, şahane videolardı. Hepsini teker teker bir tanıyalım isterseniz. Ben hepsini tanıyorum. Seni tanıyalım mı? Ben Seda. Sedacığım. İstanbul'dan geldim, Bayrampaşa. Hoş geldin. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok başarılı, mükemmel bir insansın. Teşekkür ediyorum. İyi ki bu piyasaya çıktın. Hayatımda o kadar güzel şeyler oluyor ki, yani sen bana uğur veriyorsun. Resmin canım bile yetiyor benim için. Canımsın, gördüm posterleri kocaman yapmışsın çok, odanda. Çok sağ ol. Şu an heyecanla hiçbir şey söyleyemiyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım Büşra'cığım. Biz tanıyoruz. Ben Büşra. İşte İstanbul'da oturuyorum. Konuşamıyorum. Ondan sonra işte seni çok seviyorum. Senin için her şeyimi verebilirim. O derece yani. Canımsın. Aklıma söyleyecek bir şey gelmiyor. Tamam. Çok heyecanlı. Ben de İstanbul Beykoz'dan geldim. Sabah Büşra ile beraber geldik. Hı-hı. Adını söyle Gamze. Gamze istersen. Tepe. O kadar heyecanlıyım. Yani elim ayağım titriyor. Evet. Seni çok seviyorum. Yağmurda problem olmadı inşallah. Yok yok, hayır. Senin yaz için yaz yağmurları nasıl olsa bir şey olmaz. Hemen evet. Geçer. Oh canımsınız. Bir Gamze'miz daha var. Ben de Gamze. İstanbul'dan katılıyorum. Sabah çok yağmur yağdı. Gelemeyeceğimi düşünemedim. Tabii ki de gelecektim. Geldim. Sana, sana poster getirecektik ama evet. Maalesef posterimiz daha basılmamış yine posterlerimiz. O yüzden onun yerine ufak evet, kartlardan bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Ben de Evin Avcı'm. Beğeniyorum seni. Dansçılarına beğeniyorum. Özellikle Enver'i beğeniyorum. Ben dün İstanbul FM'de mesaj atmıştım. Okunmuştu. Seneye albüm çıkaracakmış falan dediniz. Evet, çıkaracak. Enver seneye albüm çıkaracak. İnşallah o zaman bol bol daha çok dinlersin. Fatih, İstanbul'dan geliyorum. Fatih'cim sen de çok yakışıklı bir arkadaşsın. Ya. Çok güzelsin ya, maşallah. Şimdi birazcık böyle ben albüm değerlendirmesi almak istiyorum. Gördüğünüz gibi albümümüz yeni çıktı daha. Bir hafta aşağı yukarı oldu. Klibimiz de televizyonlarda yeni dönmeye başladı. Onların bir değerlendirmesini almak. Nasıl, beğendiniz mi albümümüzü arkadaşlar? Evet, çok beğendik. En çok mesela hangi şarkıyı seviyorsun sen? Ben en çok, tek bir tane. Sen? Bir tane. Sen? Dönmem. Kıyamadım. Merhaba. Sen? Vay, herkes farklı farklı. Şimdi ne yapacağız biz bunu? 11. şarkı duramıyorum evde yani. 11. şarkı? Merhaba Merhaba'nın Alaturka versiyonu. Sevgili menajerim Mert'le beraber inanılmaz ikileme düştük. Ben dedim ki bu versiyonu, Mert dedi ki bu versiyonu, ben dedim ki bu versiyonu. İyi tamam, senin dediğin olsun dedi. Ama olsun, ben teker teker hepsini çok seviyorum çünkü siz de biliyorsunuz çok uzun bekledik bu evet, albüm için. Bayağı bir gecikme oldu. İlk önce bir Aralık'ta çıkacağız dedik. Ondan sonra baktık şarkıları revize etmek zorunda kaldık. Ondan sonra Mayıs'ta çıkacak dedik. Ondan sonra onu da geciktirdik. Ama bir ay sonra Haziran'ın 7'si günü mü çıktı arkadaşlar? Biri. Haziran'ın 1'inde çıktı. İnşallah çok seversiniz, eğlenirsiniz biraz. Sen yaparsın da biz eğlenmeliyiz. Yani harikasınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Peki senin beğendiğin hangisi albümden? Hangi şarkı yani? Benim beğendiğim, en çok sevdiğim şarkı Sarhoş Yakamoz artık. İlk klibimizi çektik arkadaşlar, Külah'a. Evet. Burada çektik. Bundan sonra artık herhalde söylemeye gerek yoktur. Merhaba Merhaba'ya çekeceğiz. Ama iki tane daha klip çektik biz Almanya'da. Bir tanesi Kıyamadım İkimize, bir tanesi de Dönmem.
Onlar da çok güzel oldular. Onlar bizim elimize geldi, biz izledik. Ama herhalde sizin buluşmanıza daha ne kadar var? 1-2 ay falan var herhalde. Onlar da çok güzel, keyifli işler. Şimdi bundan sonraki Merhaba Merhaba klibinde eğer çekmediniz daha. Yani kimsenin yapmadığını yapıp fanlarınızla beraber çekmeyi düşünür müsünüz? Neden düşünmeyelim? Tabii ki. Bak orada Mert var. Mert buna şöyle yapıyorsa ben de kesinlikle gönülden katılıyorum. Kesinlikle olabilir. Ama Merhaba Merhaba değil de başka bir hangi klibi olabilir? Çatlata olabilir. Aynen. Evet. Hepimiz aynen. Düşmanları hep beraber çatlatalım o zaman. Çünkü Merhaba Merhaba'nın bütün senaryosu belli. Onu hemen önümüzdeki hafta çekeceğiz. O yüzden Merhaba Merhaba değil de Çatlata kesinlikle. Hep beraber oynuyoruz. Bunun sözünü ben buradan Kral TV aracılığıyla veriyorum. Bir de piknik sözü vardı albüm çıktığında. Arkadaşlar albüm çıktığında piknik çok sözü vardı. Ama hem yoğun hem de havalar yağmur gördüğünüz gibi. Ben aslında bugün hep beraber burada bir buluşalım istedim ama yağmurdan diğer arkadaşlarımız da gelemediler. O yüzden böyle bir maalesef aksaklık oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren de İstanbul'da değiliz. Hani biz senin fanınız falan ya. Evet. Sen böyle kimi hani işte çok beğeniyorsun ya da örnek alıyorsun falan. Nereden? Sanatçılardan. Yani bu Türkiye'den mi? Türkiye'den. Ne bileyim ben... Evet, bilmediğiniz bir şeyler yok. Şebnem Ferah'ı çok seviyorum. Başka sizi de çok seviyorum tabii ki de. Ondan sonra bir de şeyi çok seviyorum ben. Mazhar Alanson'u da çok seviyorum. O da çok inanılmaz keyif verici bir adam diye düşünüyorum. Erevizyon hakkında ne düşünüyorsun? Mangayı nasıl buldun? Ben birinci olacaklar zannediyordum. Hatta biz Türkiye'de değildik, Almanya'daydık o gün. Ama yine de çok önemli bir başarı getirdiler Türkiye'ye. Hepsini, bütün Manga'daki bütün teker teker arkadaşlarımı kucaklıyorum sevgiyle ve tebrik ediyorum. Albümdeki kıyafet nereden geliyor? Bu Kendo kostümü. Bunun çok önemli bir felsefesi var arkadaşlar. Kendinden önce gelenleri korumayı amaç ediyor. Bundan sonraki, yani kendinden önce gelenleri saygı duyuyor. Ondan sonra gelenlere de korumayı öğretiyor ve amaç edindiriyor arkadaşlar. İşte böyle. Başka var mı? Teşekkür ediyorum. Sağ ol, şakamızı kendin yazdın. Söz müzik sana ait. Hı. Bütün sanatçılar sabah karşı falan gece yazıyor. Sen hangi ruh haline? Hangi ruh haline? Ne zaman? Kimle? Ne zaman? Şimdi arkadaşlar, hani bu özel bir soru aslında birazcık ama ben bu şarkıyı çok gerçekten böyle bunalım bir zamanımda yazdım. Sonra dedim ki ben bu şarkıyı yazdım ama şöyle ufak bir bölümünü açık bırakıyorum. Sonra dedim ki sevgili Pelin'e, Pelin dedim sen bu şarkıyı al şu bölümünü yaz. Bir hatıra olsun. Ondan sonra yaptık işte beraber. Hadi üfleyelim hep beraber yavaşça şöyle. Çok güzel bir pasta bu arada. Teşekkür ediyorum pasta için. İnşallah bu pastayla beraber tekrar bir uğur getirir. İnşallah. Zaten bana her zaman uğur getiriyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hep böyle etrafımda beraber çalıştığım insanlar, sizler. Hep uğurlusunuz. İnşallah uğurumuz hiç bitmez. Her zaman devam eder diye düşünüyorum. Hadi pastayı kesin. Hep beraber. Şöyle herkes gelsin ellerini. Ben bunu versin. Tamam olsun. Gel sen de. Tut söyle. Heh. 1-2-3 kesti. Tamamdır. Hadi pastalarımızı yiyelim o zaman hep beraber. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Pasta için. Ben bu arada çaya bayılırım. Günde en az bir 20 tane çay içerim yani arkadaşlar. Ben de. Sigara beraber içmeye lütfen. Sigara hayır. Yeni bıraktım daha. İnşallah. Sigarayı da kimsenin içmesini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Biz de içmiyoruz. Onur'un da burada olması gerekiyordu aslında, değil mi? Evet, Onur evet. Gelmedi. Çok istedi ama Onur, evet. Gelemedi. Onur hem uzakta olduğu için hem de sınavları olduğu için evet. Onur'a çok teşekkür ediyorum ben evet, kendim adıma. Evet, biz de onu çok seviyoruz. Çünkü, yardımlarından dolayı. İnanılmaz derecede sahip çıkıyor hepimize evet, değil mi arkadaşlar? Evet, çok evet, çok güzel şeyler yapıyor bizim için. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Keşke sen de burada olsaydın ama hepimiz bak sana el sallıyoruz buradan. Seni çok seviyoruz seni Onur, çok sağ ol.
Bu haftadan itibaren bizim yoğun konserlerimiz başlıyor. Hemen cumartesiden itibaren Kuşadası, ondan sonra Çeşme, Bodrum, Antalya, İstanbul'da yine işte gece programlarımız. Bol bol yeni albümümüzün şarkılarını söyleyeceğiz. Evet. İstanbul'da olan konserimize yine her zaman olduğu gibi bekliyorum arkadaşlar. Şarkımızı söyleyelim beraber. Bence bir süre görüşmeyelim. Ayrılık olabilir nedensiz onca. Yalana girişmeyelim. Bu son sözler imansız. Senle kötüye dönüşmeyelim. Belki gemi oluruz limansız sonunda. Külahı değişmeyelim. Bu hafta Kral Fanlar'da ben vardım, Murat Dalkılıç ve bütün arkadaşlarım burada. Sizlerin gözü önünde eğlendik, buluştuk, sohbet ettik. Keyifli pastamızı yedik, çayımızı içtik. Önümüzdeki hafta başka bir sanatçı arkadaşımla Kral Fanlar'da yine benimle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.